And she's going to bring her son as well. Okay. Hani sen dedin ya benim tanıdığım biri var diye 40 küsur yaşlarında. Onun cinsel sorunları nedir diye bir bakacağım dedin. Şimdi bu kişinin nerede olduğunu zaten söyleme, adını da söyleme. Ve bakalım bir kişi kendi kendisine kanal olduğunda o bilgileri alabilecek mi? Mesela bu kişinin ne yaşadığını biliyorsun. Tacize uğradığını biliyorum. Kaç yaşında tacize uğramış? Küçükken. Kaç? Aa. 5 veya 8. 5 veya 8 yaşındayken bu kişi tacize uğradı. Sonra tekrar tacize uğramış. Kaç yaşında tekrar? 17. 17 yaşındayken. Bunu size kim söyledi? Kendisi söyledi. Tamam. 5, 6, 7, 8 tam kesin bilmiyorsunuz. 17 yaşındayken de uğradı. Yani nasıl bir şey tacize uğramış biraz bilgi versen. Onun istemi dışında onun vücuduna dokunulması. Kim yapmış bunu ön küçükken mesela 7-8 yaşındayken? Yakın çevreden yaşlı birisi. Dede mi, dedesi Yok, mi, değil. yaba, Dede akraba değil değil. ama şey, Akraba. akraba galiba. Evet. Mesela annesi. Annesi, amcası mı falan mı? Yok, sanırım aile dostu, akraba. Tamam. 17'de ne olmuş buna? Bu kadın mı erkek mi? Kadın. Ha, 17'de ne olmuş? 17'de de yine birisinin tacizine uğramış. Yani işte zorla mesela öpmek gibi. Zorla onun vücuduna dokunmak gibi. Sonrasında Sonra tamamen kendini bütün dünyaya karşı cinsi kapatmış yani. en çok hangisi etki etmiş? Küçük yaşta mı yoksa 17 yaşındaki mi? Her ikisi de. Size bunu ne zaman anlattı? 2 yıl önce. Peki şu anda onun hayatı kendini karşı cinsi kapatmış olmakla evlenmiş mi evlenmemiş mi? Evlenmemiş olmakla Hiç kimseyle hiçbir temas kurmadığı, kuramıyor da zaten. bu yönüyle varlığını sürdürüyor. Peki şey var mı? Vajinus mu? Hani birinin onun bacak arasında biri elini uzattığında böyle kendini kasar mı? Bir şey yapar mı? Bedenine Herhalde dokundurtmaz. çıldırır yani. Onu biliyorsun. Evet. Yani asla izin vermez öyle bir şeye sanırım. Peki Ama bunu aşmak istiyordu. tamam. Tamamen şöyle. Özgürsün tabii. O kişiyi telefonla arasak, adını falan vermezse ve canlı yayında adını söylemeden mesela o kişinin bundan kurtulmasını sağlayalım mı? İster misin? Çok Rencide. hoşlanmayabilir bundan. Tamam. Yani rencide olduğunu düşünebilir. Çünkü bunu yani kimseyle paylaştığını Tamam. düşün. Biz Paylaşmıyor. böyle bir şöyle bir şey yapalım o zaman. Çalışma bittikten sonra sen onu başka bir odada ara. Bizden haber. Biz bilmeden ara. Konuş. De ki sen şimdi bir rahatlamaya ulaştın mı? Rahatladın mı? Bedeninden bir sıkıntı, bir stres attın mı? Ve bir de yakın çevrende orada bulunanlardan birisi gelsin sana böyle dokunsun bakalım. Rahatsız olacak mısın, olmayacak mısın de. Çünkü olmayacaktır. Peki bu kişi size, yani şimdi sen Avusturya'ya gidiyorsun, benim olayımı masaya yatırın çözün dedi mi? Yok, demedim. Peki o zamanlar bunun çaresini arıyor muydu? Çaresini arıyordu, hala da arıyor. Tamam, o zaman biz bu kişinin Yani yakından bildiğim için. rızasını almışız, kabul edeceğiz. Tamam. Biz çalışmadan sonra bu kişiyi arayabiliriz değil mi? Yani sen kendini Ben ararsın. ararım. Tamam. Rencide etmemiş olursun. Çünkü şey, yani bu meseleden dolayı zaten o kadar kapatmış ki O kendini. sadece Bunu şunu söyleyebilirsin. anlatmıyor da Türk mü, zaten İngiliz mi? kimseye. Türkiye. Tamam. Oldu o zaman, kolay. Haydi. Anlatsana ona. Yani
Rosvita'yı anlatsın mı? Rosvita, I know a friend. She is 44 years old and she was abused sexually when she was a child by a very old man. Friends of family, I think. Then when she became 17, she was sexually abused again. Not raped, but abused. She was forced to kiss someone and they forced to touch her body. I think they get over to her barrier. Then she closed herself to all relationships. She haven't had any relationship in the past and now as well. And she never had a relationship with a man. During her life, none of anyone. And she's looking for a cure, but I didn't get permission from her to have her section in here, but I know her very closely. She's my close friend. I know that she's looking for a solution, for a cure. Now we are going to work on her. Okay. To see what we can do to help her. Okay. Okay. What's his name is? We are not going to give name anything about her. Because to protect her privacy. Okay. Not to, you know, abuse her barrier again. Rosvita'nın ankası var. Yes. Phoenix. Peki Phoenix. Ve benim de ankam var. Ay çok güzel hocam. Şimdi şu benim ankamı size söyleyeyim arkadaşlar. Kim yapıyor? Bu benim ankamı Türkiye'den bizim bir sanatçımız Esen Örün yapıyor. Bu bakır işçilik. Çok güzel. Bakın bu tarafı başka bir renk. Şu tarafı başka bir renk. Bakır işçilik üzerine mine sanatı. Yaklaşık 800 derecede ısıtılıyor. Sonra üzerine cam ve mine işçiliği bu şaheseri doğuruyor. İnsanlar buna ulaşmak, kavuşmak isterlerse Esen Örün Hanım'ı arayabilirler. Ankara'da onun sanat atölyesi var. Kendi fırını var. Bunu 5 Mayıs'ta Yazılıkaya'da bana hediye etti. Çok güzel. Çok güzel. Esen Hanım, lütfen sen bu videonun altına numaranı yaz, iletişim bilgini yaz. Sana dünyanın neresinden ulaşmak isterlerse ulaşsınlar. Bu mucize ötesi Anka'yı senden edinsinler. Ve sadece biz bunu Esen Örün Hanım'a da değil, bütün dünyada süs eşya sanayine çağrıda bulunalım. Ankalı kolyeler, yüzükler, bilezikler, kolyeler çoğaltın yapın. Sinema filmlerini yapımcılar ankalı hale getirsinler. İşte dünya anka frekansında Esen Örün, gelin bu güzel ankayı görün. Numaranı yaz ki herkes görsün. I told one of my friend living in Turkey. She is living in Turkey. Her name is Esen. She made this. She's making this anka. It's mine art. We are in Turkish named it's mine. Mine means a kind of shining glass. Ah, yes, 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 I know. It's phoenix. Esen Örün, please write your telephone number in this comment. For all people can easily reach to you. İngilizcem nasıl? Very good. Valla. Çok iyi hocam. Harika.
And he said, how about your thinking? What is your thinking about my English? She said, it's very good. Your English is very good. Haydi bakalım. Kapat gözünü. Bu kişi şu anda 44 yaşında ve sen onu bir cep telefonu olarak gör. Bu cep telefonunun ekranı nasıl? Yani ne görüyorsan onu söyle. Aslında parlak. Canı çok güzel parlak ama üstünde çizgiler var. Çatlak mı yoksa çizikler mi? Çizik. Çatlak. Tamam. Lütfen İngilizceye translate. I've seen this person as a mobile phone. Rosvita, she is telling for you. I said, imagine that woman who 44 years old, who she is looking in your image. She is represent a telephone, handy telephone. Look at glass of that handy. I've seen her as a mobile phone, and the screen of that phone is shiny, but it has some scratch on it. Some scratch. It's not broken. It means bunun anlamı da ki tacize uğramış. That means she was sexually abused. Now we will look when she abused. Şimdi sen bu cep telefonunun 1 yaşındaki haline bak. 2 yaşındaki haline bak, 3 yaşındaki haline bak, 4 yaşındaki haline bak. Cam hakkında bilgi ver. 1, 2, 3, 4. Bir yaşında küçük bir telefon, çok minik ama çok camı temiz. Tamam. When she was 8 years old, her screenplay is crystal clear. When she was? She was 1 year first old. Year. Okay, a year old. Please tell us about second years old. Screenplay of handy. Clear again. Okay. Tell us about 30 years old. No, 3 years old. I don't know how to explain, but the screen became darker. It's not scratched, but dark. Lost its shine. 4 years old. There is a problem in Same. 3 years old. Same. Also, continue the problem in 4 years old. Tell us about 5 years old. A little scratch. A little one. Five. Çizik mi çatlak mı scratch? Scratch, çizik. Çizik. Okay. Look at and tell us please. Who scratched? Hmm.
hand, a hairy hand, big. Hairy ne demek? Kıllı. But dark color. Bütün bedenine bak bakalım nasıl bir insanı. Yaşlı mı? Bu genç. Kişinin mi? Hı. Look at his old body. Yes, yaşlı. Peki. Bebek ne yapıyor? Yani cep telefonu. O bebekti ya. Cep telefonu böyle sanki kendini çekiyor. Ha. Okay. Cep telefonu plastik gibi bir şeydi. Please translate. The mobile phone. The scratch happened because of a hand, a hairy, dark color hand, and the body of that person is quite old. And the phone became like a plastic phone. I don't know how come, but okay. You say old person come to her phone. Yeah, scratched the phone. Okay. The window. Yeah, okay. The screen of the phone. Mm-hmm. And the phone became like squeezing itself. Sen şimdi açma gözünü. Şimdi sen gördün ki 5 yaşında bu yaşlı adam gelmiş. Ve bir de şunu gördük. 3-4 yaşında da bunun küçük küçük hazırlıkları başlamış. Hani kararmıştı. Demek ki bu adam 3-4 yaşından itibaren buna bu sıkıntıyı yaşatma düşüncesindeydi. Hadi. Look at 6, 7, 8 years old. Same scratch, but in 8, another scratch. It's two scratch. Which one of is longest? 8. Who did that last scratch? Same person. It's clear, yes. And look at 9, 10, 11, 12 years old. How about screen play? No difference. Only two scratches. Look at 13, 14, 15, 16 years old and tell us about screen display screen. It's just screen, it's okay. Look at screen of hand. In 13. There is another scratch, but this is from a different person. 14 or 13? 13. There is another problem in 13. And by another person. This is a more light color skin. Younger. Younger than the first guy. Okay. 14, 15, same. 16, same. She has 3 scratches. Which one of is longest? Second one. Second, okay. Tell us about 17 years old screenplay. Scratch. Who did this scratch? Person with fat hand. Fat. Not very dark. White color. But he has fat hands. Okay.
açma gözünü. Şimdi sen kendin gördüğün resimleri söyledin değil mi? Yani kendi kendini kandırmak için bir resim üretmedin. İşte Çünkü ben 3'ü bilmiyordum. O 13'ü 3'ü de bilmiyordun. bilmiyordum. 8'i biliyordum. İşte sen kendi kendini kanal ederek bu bir insanın cinsel sorunları hakkında bilgiye ulaşabilirsin. İstersen söyle Rosvita'ya da ben 3'ü, 4'ü, 13'ü bilmiyordum ve gördüğüm resimleri anlatınca gerçekler ortaya çıktı. I didn't know her third year, third age. I knew only eight. When she was eight, she was abused. I didn't know that she was abused in 13 as well. I've seen that all problems started when she was 3 years old. 3 years. First guy started to give her hard time when she was five, six, and she was abused by old man. And then I didn't know that, you know, she was abused in 13 by another guy. I know it. When she, really? I know it. Ben de biliyordum diyor. Çünkü o da kanal. Oh. And she in Rosvita also a channel. Even Rosvita okay, channel. I know it really. Yeah, it in can the, happen. Really try. Bak ben biliyordum diyor. Gerçek hayatta şu an biliyordum diyor. Sen söylemeden önce. Yes. I didn't know it. Yes. She's my close friend. I knew it only two events, you know. But can you look in 3 years? What is, where is this man? Oh, who is this man? Close, very close to her. Close. But not touching, but giving her hard time maybe but, by it, Rafik knows the instrument. You can look. Where? Who is his name? Who is the man? İsmini bulabiliyor muyuz diyor adamın. Eğer ismi şöyleyse buluruz bak. Peki sen biliyor musun? Bak. Bir tanesini tamam, biliyorum. Dur. İsim tamam. İlkini bilmiyorum. Tamam. İkinci isim şöyle bulunuyor genelde. Türkçe olsa bulma ihtimalimiz yüksek. Mesela şu geliyor gözün önüne. Diyorsun ki şu an gül geldi gözün önüne diyorsun gül. Ha, ve sonra diyorsun gülleri biri böyle gelip yere seriyor. Gül Seren. Seren. Ya da diyorsun ki şimdi gözümün önüne bir çift güzel göz geldi. Çalının arkasından görünüyor. Şimdi evet bir geyik gördüm. Evet Ceylan. Ha, Ceylan. Ya da diyorsun şimdi göl geldi, nehir geldi. Geçti geçti. Deniz durdu. Ha, tamam deniz. Onun adı deniz böyle. Ya da bunlar bizim bulduklarımız diyorsun ki şimdi ay geldi. Ha, ondan önce de gül geldi, gül geldi ve gökyüzünde ay var, gülay. Çünkü anlamları var. Böyle gelebiliyor. Şimdi ben İngilizce isimleri bilmediğim için böyle bir şey de iddia edemem. İddia edemediğim için de buna girmeyelim. Anlatsana ona biraz. Refik Hoca says, Biz bunu yaşadıklarını söylüyorum. Hani yaptıklarımız bunlardı. When we come to the names in my language which he created, he says I can recognize some of them because some represent with different things. For example, reindeer is a name in Turkish for a lady called Ceylan. Ceylan means deer. Okay. Sea is a name both for men and women called Deniz. Yes. Okay. Rose is a name, for example. The garden of rose, Gülistan, is a name, for example. He says, I'm aware of those things, you know, names, but I don't know in English what they represent. Okay. He says. Şimdi bu kadar. Peki gelelim. Şimdi sen merak ettiklerini buldun değil mi? Başka da Buldum. merak ettiğin bir şey var mı? Buldum ama
şeyi merak ediyorum. Daha sonra da bu devam etmiş mi hocam? Tamam, çok Onu güzel. yediği bulduk çünkü. Tamam. Senin bildiğin bir Ölmeden şey var sonra ne mı? oldu? That we can we look, we can look at this man, yes or no? To find out the name, But you mean? yes, we can. Diyor, o adamın ismini bulabilir miyiz diyor. Türkçe olsaydı arardık ama şimdi Almanca, İngilizce ben bilmediğim için yeteri kadar iddialı değilim. He says if it was a Turkish name, I was going to for search. But if it is not Turkish, German name, you know, English name, I don't have knowledge about those names, he says. İddialı değilim. Because he says, I'm not saying that I can definitely find English or other names except Olsun. Turkish. Öbürüne geçelim de. Yeah, Şimdi senin but 17 yaşından sonraki bildiğin bir şey var mı? I would like to continue for the journey because